İzmir AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin Karşıyaka Opera Binası önünde bir basın açıklaması vardı. Time 35 ekibi olarak oradaydık. Hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Turç Soyer'e sert sözlerle yüklendi AK Parti İl Başkanı. Büyükşehir'in mali yapısı hiç olmadığı kadar kötü, yönetemiyorlar dedi. Projeler salyangoz hızında ilerliyor, bitmiyor, bitmeyecek. Bitmesi yönünde de hiçbir umudum kalmadı dedi. Opera binası şantiyesi önünde açıklama yaptı Sayın Başkan Kerem Ali Sürekli. Büyükşehir Belediyesi'nin opera binasının 2023'te biteceğini açıkladığını söyledi. Ama hiçbir beklentisinin umudunun olmadığını yineledi. Yarım kalan projelerden biri olarak gözüküyor. Maddi kayıp, İzmir'in maddi kaybı sadece bu projede 500 milyon lira dedi. Sürekli maddi kayıplar yaşanıyor İzmir Büyükşehir'in projelerinde. Daha önce Buca'da metro ihalesi yapıldı biliyorsunuz. Kerem Ali Sürekli'nin AK Parti İzmir İl Başkanı'nın açıklaması vardı. 529 milyon lira fazla veren, yüksek veren firmaya niye verdiniz? İzmir'in 529 milyon lirasını niye heba ettiniz demişti hatırlıyorsanız. Bu projede de opera projesinde de opera binası projesinde de sadece maddi kaybın 500 milyon lira olduğunu ve bu projenin 2023'te Büyükşehir'in açıkladığı bitiş tarihinde bitmeyeceğini söyledi. Plansız yönetiliyor, yetersiz, iş bilmez bir yönetim tarafından yönetiliyor. Sonuçta da İzmirliler büyük maddi kayıplar yaşıyor dedi Kerem Ali Sürekli. Bugün yine Büyükşehir'in mutlu sonuna bitirilemeyen icraatlarıyla ilgili, yarım kalan icraatlarıyla ilgili bir basın toplantısında yine beraberiz. Anlaşılan biz İzmirliler mutlu son göremeyeceğiz. Büyükşehir tarafından başlanacağı duyurulan, başlanılan projeler salyangoz hızıyla dahi yol alamıyor. Aksine geriye gidiş, maddi kayıplar. Bunun sebebi Büyükşehir Belediyesi'nin plansızlığı, üretme konusundaki yetersizliği, iş bilmezliği. Tabii sonuç ne oluyor? Sonuçta büyük maddi kayıplar, sonuçta İzmirliler projelerine kavuşamıyor. Yine bir hüsran. İşte o hüsranlardan birisindeyiz. İzmir'in opera binası, Mavişehir'deki opera binasının yapım inşaatındayız. Bu da salyangoz hızıyla daha yol almıyor. Bize göre sonu hüsranla bitecek gibi gözüküyor. İnşallah öyle olmaz. Geçenlerde hep beraber Buca Otogar yolu, viyadükleri, tünellerindeydik. Hep beraber konuştuk, anlattık. Bugün de buradayız. Yarın yine yarım kalan başka bir işte olacağız. Biz söylemeye devam edeceğiz. Etkili, yerinde, düzeyli, yapıcı muhalefetimizi sergilemeye devam edeceğiz. İnşallah bu birilerine de genel muhalefette örnek olur. İşte opera binası görüyorsunuz. Burada şu anda hiçbir faaliyet de yok. Yarım kalan projelerden, bir türlü bitmeyen projelerden biri. Tarihçesine bakalım. İlk defa gündeme geldiği tarihler 2005-2006 yıllarında konuşulmaya başlandı. Bir türlü proje aşamasına geçemedi, ihaleye çıkamadı. Daha sonra projesi yapıldı, ihaleye çıktı. 2005-2006'da konuşuldu. Ne zaman ilk ihalesi yapıldı? 2016 yılında ilk ihalesi yapıldı. Yine beceriksiz bir planlama, yönetim. İhaleye kimse girmedi. Bilahare 2017'de ikinci ihale yapıldı. Bayağı tartışmalı bir ihale oldu. İşte burada yanımda şu anda Karşıyaka o dönemin ilçe başkanı, şu anda yerel yönetimler başkanımız İsmail Bey var. Ahmet Uğur Baran Büyükşehir meclis üyemiz ve meclis üyelerimiz buradalar. Onlar burada bir basın açıklaması da yapmışlardı. Bu ihaledeki usulsüzlükler, şaibelerle ilgili o süreçte bunlar dile getirildi. Bu süreçte yapılan ihalede buranın 1350 günde bitirileceği söylendi. Geldiğimiz nokta, Sayın Aziz Kocaoğlu görevi devrettiğinde buranın %10'u bitmişti. %10'u tamamlanmıştı. Sayın Başkan görevi devraldıktan sonra 3 yılda
%30'unu tamamladı. Şu anda %40'ı tamamlanmış durumda. Diyorlar ki biz bunu 2023'te bitireceğiz. İnşallah diyoruz ama hiç umudumuz yok. Hiç beklentimiz yok. Gidişat da bunu göstermiyor. Bu da yarım kalan projelerden biri olarak gözüküyor. Maddi kayıp 500 milyon lira. Maddi kayıpı da burada belirteyim. Yapı itibariyle 3 yıl önce güçlü mali yapısıyla övünülen bir belediyeydi. Biraz önce işte Buca Metrosu temel atma töreninde 529 milyon lira fazla ihaleye verilen firmadan söz ettiniz. Opera binasında tabirinizle İzmir'in çöp olan 500 milyon lirasından ve bunun neticesinde de ödenmeyen, kısılan, işçiden çıkarılan mesai ücretlerini ödemeyecek duruma gelen bir belediye. Sonuç itibariyle büyükşehir maaş ödeyemeyecek duruma mı gidiyor? Allah korusun. Yani gidişat iyi değil. Göreceğiz, takip edeceğiz. Bahaneler üretilmeye başlandı. Ortada olan sizin de ifade ettiğiniz gibi rakamlar ortada. Görevi devraldıkları sürece ki mali tablo ortada. Sayın Aziz Kocaoğlu'nun yatırım yapmayıp kasada biriktirdiği rakamlar ortada. Ondan sonra bunların harman savunması ortada. İnşallah öyle bir durum olmaz ama biz her zaman söylüyoruz. İnşallah İzmir Seferihisar'ın akıbetini yaşar.